Merhaba arkadaşlar, coğrafyadayız ve 10. sınıfta gerçekten çok keyifli bir konuya başlayacağız. Diyeceksiniz hocam neresi keyifli? Hiç endişelenmenize gerek yok. Bugün dış kuvvetlerde rüzgarlar, buzullar ve dalga ve akıntıları öğreneceğiz. Öncesinde akarsular ve karşı şekillere bakmıştık. Gerçekten esas da bu tablo tüm dış kuvvetleri özetliyor. Bakın burada bu sayfanın ekran görüntüsünü almayı unutmayın. Zaten videonun PDF'ini açıklamadan da ulaşabilirsiniz. Bugün rüzgarları, buzulları ve dalgaları işleyeceğiz ama burada esas hepsi var arkadaşlar. Bakın akarsularla alakalı tüm terimler burada yazıyor. Aşınım şekilleri burada, birikim şekilleri burada. Bunu yanında götüren hem üniversite sınavlarında hem yazılarda süper soruları yapar. Rüzgarlarda terimler burada, aşınım şekilleri burada, birikim şekilleri burada. Buzullar zaten birazdan biz rüzgar, buzul ve dalgaları öğreneceğiz. Bir de kıyı tiplerine bakacağız. Dolayısıyla tüm konunun ana grafiği, ana haritası burada. Şimdi bunları zaten hatırlıyoruz. Bunlarla alakalı zaten özet videolarımız olacak. Ama şimdi gelin rüzgarları, buzulları ve dalgaları öğrenelim. Şimdi arkadaşlar rüzgarların oluşturduğu şekillere baktığımızda rüzgarlar kurak ve yarı kurak iklimlerde görülüyor. Yani böyle yağış olmayacak, İç Anadolu gibi, çöller gibi kurak yerlerde olacak. Günlük sıcaklık farkı fazla olacak. Buralarda yağış az, bitki örtüsü cılız, toprak kuru ve mekanik çözülme yaygın. Mekanik çözülme ne biliyor musun? Bir tane taş düşünün. Bunu aldın fırına koydun çok sıcak. Aldın sonra gittin buzluğa koydun. Ne olur? Çatlar. İşte çöller gündüz aşırı sıcak, gece de aşırı soğuk olduğu için çatlıyor. Rüzgarın yönü küçük parçacıklar savrularak hareket ediyor. Daha büyük parçacıklar sıçramayla hareket ediyor. Rüzgar aşındırıyor, aşındırıyor ve en sonunda böyle çöl kaldırımları oluşuyor. Rüzgar aşınım şekillerine baktığımızda en başta mantar kayayı görüyoruz. Rüzgarın taşıdığı malzemelerin kayaların alt kısımlarını böyle oymasıyla oluşuyor, aşındırmasıyla oluşuyor. Bakın şunu çok iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Şöyle düşünün. Şimdi şu yerin altında kayalar var, tamam mı? Bu kayaların bir şekilde yeryüzüne gözükmesine, çıkmasına biz dış kuvvetlerin etki ettiğini bileceğiz. Eğer bu kayaların etrafındaki bu kumullar, şunları görüyor musunuz? Şunlar gidetti ve şu hale geldi ya, şu az önce şu A, B ve C kayasını buraya yazıyorum. A, B ve C kayasını yazıyorum. Az önce ben burada yürüyorken alttaki toprak gitti ve ben burada yürümeye başladıysam bunun oluşmasında 3 şeye dikkat edeceksiniz. Bakın eğer buradaki şu nokta noktaları sel suları götürdüyse biz buna akarsulardan hatırlayın peri bacası diyorduk. Eğer rüzgarlar götürürse mantar kaya diyoruz. Eğer buzulların erimesiyle olduysa da hörgüç kaya diyoruz. Birazdan buzullara geldiğimizde hörgüç kayayı göstereceğiz. Demek ki peri bacaları nasıl oluşuyorsa mantar kayalar da buna benzer bir şekilde oluşuyor. Ama tabii ki toprak örtüleri ve aşınım şekillerindeki güç farklı. Ama oluşum öyle. Kaya var ortaya çıkıveriyor gibi düşüneceksiniz. Şimdi tafoni ise kaya içinde oluşan kuş yuvasına benzeyen aşınımlar. Yani böyle kayalar aşındığını düşünün. Yardan yine direnci düşük olan kayalarda oluşan oluklar. Hamada da kaya çölü olarak bilmemiz lazım. Rüzgarlar bir de birikim yapabiliyor. Kumular birikebiliyor. Barkanlar yani böyle hilal biçiminde şeyler birikebiliyor. Şunlar mesela barkan. Bir de lösler var. Rüzgarın taşıdığı ince boyuttaki kumların rüzgarın hızının azaldığı yerde birikmesiyle oluşuyor. Zaten akarsuların biriktirdiği malzemeleri biz alüvyon diyorduk. Rüzgarların biriktirdiğine lös diyoruz. Buzulların biriktirdiğine de moren diyeceğiz. Bir gelelim buzullara. Bakın hızlı gidiyoruz ve çok güzel bir şekilde bitireceğiz. Buzul şekilleri üst üste yağan karların ağırlık altında zaman içerisinde sıkışıp sert bir yapıya dönmesi. Buzul bekliyor. Mesela kar yağdıktan sonra yollar temizlendi, böyle yollarda çukurlar görürsünüz. Burada tabii tuzun da etkisi var ama karın da bir ağırlığı var ve yolları çökertiyor. E sen yıllarca bir dağın üzerinde sürekli bir buz olduğunu düşün, ne olur? Orada artık bir zamanla çukur oluşuyor. Bu nedenle buzul şekilleri yüksek enlemlerde, yani soğuk yerlerde 60, 70, 80, 90'larda veyahut da yüksek dağlarda etkili. Dağlık alanlar dediğimizde Ant ve Kalık Dağları, Alpler ve Himalayalar. Hemen gösterelim bunların ne olduğunu. Şöyle dünyayı çiziyorum. Afrika'yı çizdim. Avrupa'yı çizdim. Hindistan. Hop hop hop. Bakın. Kayalık ve Ant Dağları burada. Hop kayalık, hop Ant Dağları. Alpler ve Himalayalar da böyle. Ta Hindistan'dan başlayıp Avrupa içine kadar gidiyor. Kuzey Kutbu ve çevresi de Kanada, İskandinavya, Sibirya, Baltık ülkeleri ve Grönland. Baltık ülkeleri dedi bu yukarıdaki Norveç, İsveç, Finlandiya gibi çok soğuk yerler. Kanada'yı zaten biliyoruz Amerika'nın üstünde. Sibirya zaten buralarda çok soğuk. Baltık ülkeleri ve Grönland. Güney Kutbu ve çevresine baktığımızda Antarktika ve Patagonya'da yine insanların donarak öldüğü çok soğuk yerler ve burada da buzullar var. Buzul çeşitlerine baktığımızda yüksek dağların zirve kısımlarının kaplayan buzullara takke buzulu, böyle takke gibi duruyorsa biz buna takke buzulu diyoruz. Vadi içlerini kaplayan buzullara vadi buzulu, dağlardaki çukur sahalara yerleşenler, yani bir dağda bir çukur var oraya buzul yerleştiyse de biz buna sirk buzulu diyoruz. Ayrıca Antarktika ve Grönland gibi büyük kara parçaları örten buzullara da biz örtü buzul diyeceğiz. Bakın buradan da hocamız soru sorabilir. Buzul aşınım şekillerine bakalım. Birincisi hörgüç kaya. Peri bacası vardı, fışt ortaya çıkmıştı. Mantar kaya vardı, fışt ortaya çıkmıştı. Bu sefer de ortaya hörgüç kayalar çıkacak. Dağ yamacı boyunca hareket eden buzların sert kayaları çizerek ve cilalayarak oluşturduğu kayalar. O da aynı böyle
mantar kayığı gibi, pera bacası gibi bir şekli var. Sirkler buzulların aşınması sonucu oluşmuş çukurlar. Bu çukurlarda suların birikmesiyle sirk gölleri oluşuyor. Böyle çukurlar var, sirk gölleri oluşuyor. Devam ediyoruz. Buzul vadisi var. Buzul aşınması sonucu oluşmuş U şeklindeki vadiler. Fiyörtler ise buzul vadilerin sular altında kalmasıyla oluşan kıyılar. Norveç'te görülen kıyı tipleri. Buzul birikim şeklinde baktığımızda morenler var. Hatırlarsanız löslerin rüzgarların biriktirdiği kumlara biz taşlara lös diyorduk. Akarsularınkine alüvyon diyorduk. Buzullarınkine de moren diyeceğiz demiştik. Bakın geldik diyoruz. Buzulların hareket esasında taşıdığı malzemelere deniyor morenler. Sander düzlükleri de buzulların oluşturduğu düzlüklere verilen isim. Durumlin ise buzulları çekilmesiyle ardına kalan yassı tepelere de biz durumlin diyoruz. Not. Ülkemiz kuaterner zamanında buzullaşmaya uğramış ve enlem nedeniyle 2200 metreden yüksek yerler etkileniyor. Yani oralarda hala buz var. Ülkemizde yüksek dağların bulunması az da olsa mesela Cilo Dağı, Kaşgarlar'da buzul şekillerinin görülmesine olanak sağlıyor. Ülkemizde buzul şekilleri, buzul birikim şekilleri görülmüyor. Aşınım var ama birikim şekilleri yok. Ülkemizde enlemden dolayı fiyort yani deniz seviyesindeki buzul aşınım şekli, skyer tipi kıyılar görülmüyor. Ya da örtü buzulu böyle kutuplardaki gibi görülmüyor. Bankiz bunların hiçbiri enlem nedeniyle görülmez. Bunu üniversitelerde sorabilirler. Ülkemizde buzul etkisi zayıf olduğu için moren, durumlin, sander oluşmaz. Niye? Çünkü bunlar böyle buzulun fazla olduğu yerlerde oluyor. Yine ülkemizde Türkiye'de buzul vadisi, takke buzulu ve sirk çukuru görülebiliyor. Bunlar yine yüksek yerlerde, cilolarda, kaşgarlarda var. Geldik dalga vakıtlara. Rüzgarları bitirdik hop çikilop cepte. Buzulları bitirdik hop çikilop cepte. Zaten bakın şuradan da hemen gösterelim bir kez daha. Rüzgarlarda ne demiştik? Fiziksel aşınma vardı. Günlük sıcaklık farkıyla oluşuyordu. Kurak bölgelerde oluyordu. Litolojik yapı yani yerin yapısı önemliydi. Ve korozyon. Rüzgar aşındırmasına da korozyon deniyor. Mantar kaya, şahit kaya, tafoni, yardank ve hamada buzul rüzgar aşınım şekilleriydi. Barkan, kumul ve lös de rüzgar birikim şekilleriydi. Hop hop hop. Buzullara geldik. Iceberg biliyorsunuz buzdağı. Toktan kar, erimeyen kar demek. Sirk buzulu, vadi buzulu, takke buzulu, örtü buzulu ne olduğunu anlattık zaten. Buzul çeşitleriydi. Böyle dağın tepesinde takke olursa takke buzulu diyorduk. Buzul vadisi, hörgüç kaya, sirk çukuru ve fiyort buzul aşınım şekilleri. Moren setleri, sander düzlükleri ve durumlinler ki Türkiye'de yok. Bunlar da buzul birikim şekilleri. Şimdi ne kaldı geriye? Dalgalar kaldı bir de kıyı tipleri kaldı. Çok hızlı gidiyoruz. Deniz ve göllerde yüzey sularının rüzgar etkisiyle gösterdiği salımlara biz dalga diyoruz. Akıntılar ise denizlerdeki suların yer değiştirmesi. Akıntıları oluşturan etmenler. Birincisi sürekli rüzgarlar, seviye farkı, yoğunluk farkı ve gelgit. Bak şunu unutmayın. Derinlik farkı asla ve asla akıntıya sebebiyet vermez. Şöyle düşünün. Mesela şurası Trakya Yarımadası olsun. Tamam şöyle çiziyorum. Şurası Karadeniz. Karadeniz'den Marmara'ya bir üst akıntı vardır. Marmara'dan da Karadeniz'e bir alt akıntı vardır. Alt akıntının sebebi yoğunluk farkıdır. Niye? Çünkü Marmara daha tozu daha yoğundur. Üst akıntının sebebi ise seviye farkıdır. Karadeniz'de daha fazla yağmur yağdığı için Karadeniz'de daha fazla su vardır. Ama asla Karadeniz Marmara'da, Marmara'da Karadeniz'den daha derin olduğu için bir akıntı oluşmaz. Bunu sınavlarda sorarlar. Şimdi gelelim dalga ve akıntıların oluşturduğu şekillere. Bunlar bir kere deniz kenarında görülecek. 1. Falez, yalıyar. Dalga aşınımı sonucu oluşan dik kıyılardır. Türkiye'de dağların kıyıya paralel uzandığı Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında görülebilir. Bunları asla dağların kıyıya dik uzandığı enine kıyılarda göremezsiniz. Bak Ege enine kıyı. Bak E harfini görüyoruz. Ege enine kıyı. Buralarda falez olmaz. Ama nerede olur? Hop Karadeniz dağlarında falez var. Hop Toroslarda falez var. O zaman falezlerin yerini çiziyorum. F, 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 F. Aşınım düzlüğü yani abrazyon platformu ise kıyı boyunca uzanan falezlerin gerilemesiyle oluşmuş sığ sularla kaplı düzlükler. Bunlar da yine falezlerin ilerideki seviyesi. Birikim şekillerine bakalım. Kıyı oku. Hop böyle ok oluşuyor. Aynı şeydeki gibi. Ölü Deniz'deki Fethiye'deki gibi. Dalga ve akıntıların biriktirme sonucu oluşan bir ucu kıyıya bağlı uzantılar. Tombola ise adeta tombola yapıyorsun. Bak şöyle düşünün. Burası kara, burası ada. Kapıdağ Yarımadası böyle oluşmuş. Şöyle düşünün. Kapıdağ Yarımadası'nı göstereyim size. Şöyle. Şurada bir tane ada varmış. Tamam mı? Buradan Balıkesir'e hop top bağlanı vermiş. Burası bir yarımadaya dönüşmüş. Yani denizlerdeki bir adanın yani dört tarafı denizlerle çevrili bir adanın kıyı oku ile karaya bağlanma sonucu oluşuyor. Hop tombala oluyor. Kapıdağ Yarımadası ile Sinop Yarımadası tombala örnekleri. Gelelim birikim şekillerine. Lagün. Koy ve körfezlerin önlerinin kıyı oku ile kapanmasıyla oluşan göllere biz lagün. Hatta bunun diğer adına da biz deniz kulağı diyoruz. Nasıl biliyor musunuz? Mesela Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri bu şekilde. Büyükçekmece ve Küçükçekmece birer koymuş ama buralar kapanınca kıyı okuyla buralar artık birer göle dönüşmüş. Plaj
Dalgaların kum ve çakıl malzemeleri sığ kıyılarda biriktirme sonucu oluşan kumlar. Zaten plaja hepimiz gittik, denizde güneşleniyoruz, görüyoruz. Bunlar bildiğimiz şeyler. Not. Dalga birikim şekilleri, yani böyle dalganın birikim yapabilmesi için sığ kıyılar, yani derin olmayan kıyılar gerekir. Sığ kıyılarda kıta sahanlığı daha geniştir. Kıta sahanlığı ne demek? Onu hemen hatırlatalım şöyle. Şimdi iki tane yer çiziyorum. Hop, 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 hop. Burası bir numaralı bölge, burası iki numaralı bölge. Bak, bir numaralı bölgede burası dağlık gördüğünüz gibi. Deniz son derece derin. Deniz derin olduğu için de şöyle gemimizi çiziyoruz. Bak, adamın arkasında hemen dağlar başlıyor. Ve denizde hemen hızlıca derinleşiyor. Ama şöyle bakalım, iki numaralı bölgemiz. Bak, burada ise deniz derin değil. Bak, gördünüz mü? Gemi burada, deniz derin değil. Ve adamın arkasında hemen dağlar başlamıyor. Burada kıta sahanlığı geniş ve hinterland geniş. Burada kıta sahanlığı dar ve hinterland dar. Yani adamın arkasında hemen dağlar başlıyor, deniz hemen derinleşiyor. Adamın arkasında hemen dağlar başlamıyor, hemen de deniz derinleşiyor. İşte bu tarz yerlerde birikim şekilleri olabiliyor. Sığ kıyılarda kıta sahanlığı geniş. Dalga aşınım şekilleri dağların denize paralel uzandığı yüksek kıyılarda görülür. O da neresi mesela? Az önce söylediğimiz gibi Karadeniz ve Akdeniz kıyılarımızda görülebiliyor. Ülkemizde Akdeniz B, tabii B değil, ve Karadeniz kıyılarına falez oluşumları görülüyor. Bunu zaten söyledik. Geldik. Hemen şu sayfamızı geçelim. Hop. Kıyı tipleri ve oluşum süreçleri. Dünyada birbirinden farklı, birbirinden bir şey hazır bu arada. Birbirinden farklı kıyı tipleri oluşmuştur. Bu farkların oluşmasına dalga ve akıntılar etkili. Dağların kıyıya uzanış doğrultusu etkili. Kıyılarda kıta sahanlığı, matematik konum, gel git, kıyıların coğrafyolojik özellikleri, iklim farkı. Bunların hepsini gelin kıyı tipleri üzerine gösterelim. Şimdi burası resmen Antalya. Bak şimdi. Birincisi Boyna Kıyı. Boyna Kıyı Türkiye'de Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında görülüyor. Buralarda koy, körfez ve liman sayısı az. Kıta sahanlığı dar. Niye hemen? Denizden sonra hemen dağ başlıyor. Mesela Antalya'da Kemer'i düşünün. Denizden çıkıyoruz, hemen dağlar başlıyor. Alanya'yı düşünün, hemen denizden sonra hemen dağlar başlıyor. Ne oluyor kardeşim? Biz Boyna Kıyı'yız abi. Dağlar kıyı yapar. Karadeniz'e de öyle. Rize'nin hemen arkasında dağlar var. Giresun'un hemen arkasında dağlar var. Kıta sahanlığı dar. Limanların hinterlandı dar. Kıyı ile iç kesim arasında ulaşım zor. Kıyılarda girinti çıkıntı az. Kıyı ile iç kesim arasında mesela Antalya ile Antalya'nın hemen arkasındaki Akseki ilçesi arasında iklim farkları fazla. Akseki'ye kar yağabiliyor ama Antalya'ya yağmıyor. Kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşım geçitlerle sağlanıyor. Bunları zaten biliyoruz. Enine Kıyı ise Ege'de görülüyor. Bak, E Enine ve tam da E harfi şeklinde oluyor. Şöyle çizelim Ege bölgesini. Şöyle çiziyorum. Bunu bu şekilde aklınızda tutarsanız hiç kafanız karışmaz. Bunu hep öğrenciler karıştırıyor bak. Ege'de Enine Kıyı var. Dağlar kıyıya dik uzanırsa Enine Kıyı oluyor. Bak, bu Ege Enine Kıyı. Hatta şöyle bir daha yazıyorum. Ege Enine Kıyı diyoruz. Ama şuralar Karadeniz'de Boyna Kıyı var. Akdeniz'de Boyna Kıyı var. Dağların kıyı çizgine dik uzandığı bölgelerde oluşuyor. Ege kıyılarına geliyor. Zaten Ege Enine demiştik ve tam da şekli bu. Koy, körfez, liman sayısı fazla. Kıta sahanlığı geniş. Niye? Hop, içeriye doğru içeri gidebiliyor. Limanların hinterlandı geniş. İzmir'i düşünün. Kıyı ile iç kesim arasında ulaşım kolay. Kıyılarda girin çıkıntı fazla. Kıyı ile iç kesim arasında iklim farkları az. Niye? Mesela Denizli diye bir ilimiz var. Deniz falan görmüyor. Ama niye Denizli demişler? Çünkü denizden gelen nem ta Denizli'ye kadar ulaşabiliyor. Oranın havası, oranın ılman etkisi oralara kadar ulaşabiliyor. Niye? Kıyı ile iç kesimler arasında dağların uzanış doğrultusu izin veriyor. Şimdi gelelim kıyı tiplerinde dalmaça kıyıya. Kıyıya paralel uzanan dağların arasındaki boşlukların sular altta kalma sonucu oluşan kıyılar. Adriyatik Denizi ve Hırvatistan kıyılarına yaygın. Türkiye'de ülkemizde Akdeniz'de Kaş, Kalkan, Fethiye kıyıları, Dalmaçya kıyılar. Tamam, bunun nasıl oluştuğunu gösterelim. Bakın şimdi. Şöyle resimle çizip göstermek istiyorum. 1, 2, 3 resim çiziyorum. 1, 2, 3. Şimdi şurası deniz, tamam mı? Şurada dağlar var. Hop, dağlar, sıra dağlar. Görüyor musunuz? Sıra dağlar böyle duruyor. Bu birinci resim. Ben de şurada karada bakıyorum etrafa. La 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 la. Sonra ikinci resimde dağlar biraz öne, denizler biraz içeri gidiyor, tamam mı? Ve az önceki dağlar ne oldu? Tam deniz kenarında kaldılar böyle bak. Ben bu sefer ana ne oluyor falan diyorum. Üçüncü resme baktığımızda yine bunları çiziyorum. Burada artık şöyle bir şey oldu. Kıyı iyice geriye gitti bak, görüyor musun? Bunlar da artık suların içinde kaldı. Bunlar artık adaya dönüştü yani. Kaştaki gibi. Ne oldu? İşte bunlara dalmaça kıyı diyoruz. Dalmaça gibi duruyorlar. Yani az önce şu burası karaydı. Burası karaydı. Burası karaydı. Ama denizler içeri doğru gitti ve bunları böyle dalmaça dalmaça bıraktı. Bak, buralar esasında dağymış eskiden. Yani şu kıyı çizgisi şuralarda bir yerlerdeymiş ama bunlar sular altında kalmış. Kıyı oklarının önlerinin kapanmasıyla da limanlı kıyı oluşuyor. Ülkemizde Terkos ve Çekmece göllerinin kıyıları limanlı kıyılar. Yani bunlar da lagün gibi kıyılara benziyor.
Rize tipi kıyıya baktığımızda burası çok önemli. Türkiye'de Haliç yoktur arkadaşlar. Haliçli kıyı tipi yoktur. Ha, Türkiye'de Haliç var. Haliç diye bir semt var. Golden Horn o ayrı bir şey. Bizim bildiğimiz şey şu. Haliçli kıyı tipi Türkiye'de yok. Niye? Çünkü Türkiye'de gelgit geldiği çok fazla değil. Türkiye'de Haliç diye bildiğimiz semt Rize tipi kıyıdır. Yani vadilerin arası sular altında kalıyor. Tektonizma sonucunda akarsu vadilerinin sular altında kalma sonucu oluşuyor. Oluşumlarında epirojenez etkili İspanya ve İrlanda kıyılarına geliyor. Ülkemizde İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Haliç ve Muğla kıyıları Rize tipi kıyılardır. Haliç kıyı ise Türkiye'de yok. Niye? Bakın şimdi. Gelgit etkisi nedeniyle okyanus kıyılarında oluşuyor. Şöyle düşünün. Şimdi. Şöyle iki tane resim var. Bir, iki. Burası deniz kenarı olsun. Burası da okyanus kenarı olsun. Bakın buraya deniz yazıyorum. Deniz. Buraya da okyanus yazıyorum. Şimdi akarsu geldi. La 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 la. Akarsu böyle geliyor. Buradan da akarsu böyle geliyor. Şimdi burada okyanus kıyısı olduğu için burada gelgit geldiği var. Fış 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 fış. Bu böyle içeri geri veriyor. Bak ne oldu? Okyanus içeriği doldurdu görüyor musunuz? Burada ise gelgit geldiği yok. Deniz sığ. Okyanus değil. O zaman burada akarsu geldi geldi taşıdığı malzemelerle bunu böyle biriktirdi bak. Daha da karayı doldurdu. Yani burada deniz doldu. Burada ise deniz içeri girdi. İşte biz böyle akarsuların taşıdığı malzemelerle deniz doldurmasına delta ovası diyorduk akarsuların biriktirme şekillerinde. Türkiye'de delta ovası görülür. Ama gelgit genliğinin fazla olduğu yerlerde akarsu yatağının böyle içeri doğru girip Haliçli kıyı çıkıntının içeri doğru girmesine biz Haliç diyoruz. Türkiye'de var mı yok? Niye? Çünkü Türkiye'de okyanus yok. Türkiye'de deniz olduğu için Türkiye'de delta ovası var. Denizlerimizde derin olmadığı için. Akarsu yatağına deniz girinti yaparsa Haliç kıyı tipi oluşuyor. Gelgit etkisi görülen kıyılarda suların geri çekildiği dönemde denizlikleri su yüzüne çıkıyor ve Watt tipi kıyı oluşuyor. Ülkemizde buna rastlanmıyor. Hollanda, Almanya, İngiltere, Kuzey Denizi, Baltık Denizi'nde görülebiliyor. Bir de yine Türkiye'de görülmeyen Fjord ve Skyr tipi kıyılar var. Bunu buzulları anlatırken söylemiştik. Bu nedir hocam? Bu da buzul vadilerinin sular altta kalması sonucu oluşuyor. Adacıkların olduğu kıyılara Skyr, eğer adacık yoksa da Fjord ismi veriliyor. İskandinav yarımadası yani Norveç'te falan çok yaygın ülkemize görünmüyor. Niye? Çünkü enlem nedeniyle. Mercan kıyılar ise tropikal kuşakta görülüyor. Bu da mercan iskeletlerinin yığılması ile oluşuyor. Şimdi arkadaşlar bunlarla alakalı kesinlikle ve kesinlikle bol bol soru çözmeniz lazım. Ve bunun için sizlere süper bir kaynak göstereceğim. Tabii ki bizim kendi hazırladığımız kaynağı göstereceğiz. Niye? Çünkü burada gerçekten sizin tam da anlayacağınız şekilde bunları özetleyeyim. Mesela kıyı tipleri. Boyuna, enine, dalmatça, Haliç, Eriya, Fjord, Skyr, Resifli, Mercan. Ve hemen ardında bunların soruları var. Dolayısıyla burada hemen sayfaları vermek istiyorum size. Buradan çalışırsanız çok net bir şekilde öğrenebilirsiniz. Şimdi akarsu terimlerini öğrenmiştik zaten. Bunlara eskiden ödev vermiştik. Akarsu açıklama şekilde bakın. Hep resimli öğrencinin anlayacağı şekilde esprili bir şekilde göstermeye çalıştık. Şimdi rüzgarları bugün işledik. Sayfa 46 dolayısıyla ödeviniz. Bunlara iyi butonundan Türkiye'deki tonguç yaptıkların nerede olduğunu görüp oradan alabilirsiniz. Orada kıtasiyecek abi gidip kardeşim ben coğrafyayı öğrendim ama biraz da kitaptan şuradan notları çalışıp bak mesela Tafoni'nin, Hamada'nın, Yardang'ın resimleri de var burada. Sayfa 47'deki soruları çözmek istiyorum diyebilirsiniz. Zaten bizi bilenler bilirler. Buradan güzel güzel sorularımızı çözüyoruz. Sonra buzul şekillerimiz var. Karşı şekilleri bir önceki videomuzda işlemiştik ama buradan yine onu da çalışabilirsiniz. Yapmadıysanız da söylüyorum. Dalga ve akıntı şekilleri. Dolayısıyla sayfa 58, 59, 60, 61'e kadar geliyorsunuz. Burada 62 yok. Gelelim tak coğrafyaya. Tak coğrafyada ise hem yazılı sorularımız var hem de sizler için hazırladığımız özel testler var. Burada hemen gösterelim. Bakın şöyle gösterelim. Türkiye'deki kıyı tipleri ve bununla alakalı sayfa 44'teki sorular. Dalga ve akıntı şekilleri, karstik şekiller. Bakın burada resmin üzerine böyle bir soru sınavda gelecek size söyleyelim okul yazılısında. Buzullar, rüzgarlar. Bunların hepsi yani sayfa 34-35'teki soruları mutlaka çözmenizi istiyorum. Şimdiden sınavlarınıza başarılar. Ödülü soruyu yapın, yorumlara yollayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.